Tabii ki kesin olarak öyle diyebiliriz. Olayı da olayı biraz değerlendirirsek aslında bir iki Refah Partisi, yani o zamanki Erbakan Hareketi'nin belediyeleri alarak iktidara yürüdü, hatırlayalım. İki önemli belediyeydi, İstanbul ve Ankara. Bir Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Melih Gökçek'ti. Aslında başlangıçta eşit konumları, gerçi Melih Gökçek ANAP kökenli, 12 Eylül öncesi milli mücadele bu Aykut Edebali kökenli, ama Tayyip Erdoğan milli görüşçü, yani Refah Partisi'nin öz çekirdeğinden yetişmiş bir isim. Aralarında öyle farklar vardı. Ama daha sonra AKP'nin yürüyüşü sırasında, hatırlayalım, bir tane olaya değinmemiz gerekir. Yani AKP kurulurken Melih Gökçek AKP'ye katılmadı. O zaman Demokrat Parti'yi, yani bugün de yaşayan Demokrat Parti'yi ele geçirdi ve Demokrat Parti aracılığıyla AKP'ye muhalefet etti uzunca bir süre. Hatta Demokrat Parti'nin lideri olarak siyasete gireceği yolunda bizim o zaman kulis bilgilerimiz ve kesin bilgiler vardı. Uzunca bir süre girmedi. Sonrasında AKP'nin büyümesi üzerine katılarak tekrar aday oldu. Birincisi bu olay. Tayyip Erdoğan'ın kafasında Melih Gökçek'e ilişkin bu olay hep vardır. İkincisi de hatırlayalım, son adaylığında, yani 2014 adaylığında uzunca bir süre Melih Gökçek'in adaylığını açıklamadı. En son Gökçek aday gösterilmeyecek mi diye parti içinde çok fazla konuşmalar oldu. Dolayısıyla geriye doğru Tayyip Erdoğan'ın Melih Gökçek'le ilgili, Melih Gökçek'in en zayıf olduğu hali ele geçirdiğinde Melih Gökçek'ten kurtulmak isteyeceğini Ankaralı gazeteciler genel olarak düşünür.